push a nigga shut by my Starlight Nigga, why you tryna get your moon right? Should've looked good in the moonlight Let's push a nigga so by my Starlight Nigga, why you tryna get your moon right? Should've looked good in the moonlight Let's push a nigga so by my Starlight Honda Jazz 2012 aracımıza Sony IX5000 modelimizi entegre ettik. CarPlay ve Android Auto destekli cihazımız. Şöyle ilk önceki USB'lerden başlayalım. Şu kısma USB'leri aldık. Şase tipi USB ile. Şöyle ışıklı göstereyim. Orijinal gibi oldu orası. Araca montajı sırasında kullandığımız çerçeve aracın hatlarıyla birebir uyumlu. Herhangi bir bozukluk yok sistemde görüyorsunuz. İkinci en önemli husus da aracın direksiyon kontrollerinin sorunsuz bir şekilde çalışması. Ses açma, kapama, kanal değiştirme bunların hepsi sorunsuz çalışıyor. IX1000'de CarPlay menüsünü görüyorsunuz. Pardon, IX5000 modeliyle CarPlay menüsünü görüyorsunuz. Araçta var olan ses düzeyi çok çok üst seviyelere çıktı. Sony'ye entegre ettikten sonra. Gördüğünüz gibi ses orijinal teyple hiç alakası yok. Çok çok üst seviyelere ulaştı. Araca montajı sırasında direksiyon kontrollerinin çalışması, radyo anten soketi ve araca uyum soketleri tamamıyla birebir uygulandı. Orijinal tip nasıl soketi neyse bu cihazda o şekilde uygulandı. Geri görüş kamerasını da size göstereyim. Gördüğünüz gibi görüş kamerası geliyor. Kullandığımız piramitli bir kamera kullandık. Şu kısımlarda aracın tamponunu görüyoruz. Referans çizgisi istediğimiz gibi açıp kapatabiliyoruz ve referans çizgisini de menüden genişliklerini ve uzantısını da ayarlayabiliyoruz. Bu Sony'nin özel bir fonksiyonu. Otomatik geçiyor. CarPlay'e tekrar geleyim. Google Maps. CarPlay'de bir Spotify kullanıcının Evet, şuradaki fonksiyonu da göstereyim. Direksiyon kumanda, ses açma, kapama, şarkı değiştirme. Burada mod tuşu vardı. Bu mod tuşunu biz bas konuşu olarak yaptık. Bu ne anlama geliyor? Yani Hey Siri demektense bas konuşla yapmak istediklerimizi Siri vasıtasıyla konuşuyoruz.